İstanbul'da toplanan Meclis-i Mebusan 28 Ocak 1920'de Misak-ı Milli'yi kabul etmiş, 17 Şubat 1920'de yabancı parlamentolara ve basına bildirilmesine karar almıştır. Olay bütün dünyada bomba gibi patlamıştır. 16 Mart 1920 günü İtilaf Devletlerinin kuvvetleri İstanbul'u fiilen işgal ediyorlar. Aynı gün Ankara'da Mustafa Kemal bir taraftan olayı protesto ederken diğer taraftan sert emirler vermektedir. 1. Geve Boğazı ve Santrali işgal edilecektir. 2. Ankara Pozantı tren hattı ile Konya'daki tren hattına derhal el konulacaktır. 3. Bu hatlardaki İtilaf Devletleri kuvvetleri silahtan tecrit edilerek gözaltına alınacaklardır. Aynı akşam İngilizler Meclis-i Mebusan'ı basacaklar ve Rauf Bey ile Vasıf Bey'i tutuklayacaklarını bildireceklerdir. Olay bütün mebusları galeyana getirmiş, arkadaşları Rauf ve Vasıf Beyleri toplantı salonundan bir odaya almışlardır. Bu ne demek, aklım almıyor. Başlarındaki İngiliz katilini buraya çağır. Baş üstüne hemen çağır. Ben de bunu bekliyordum arkadaşlar. Lütfen sakin ol. Nasıl sakin olabiliriz Rauf Beyefendi? Evet, sakin olun. Lütfen sakin olun. Bu ne cürettir Vasıf Bey? Bu şekilde Meclis-i Mebusan basılmış olacak. Ben de bunu belgelemek istiyorum. Bizim meclisten zorla alıp götürdüklerine dair şu belgeyi imzalasınlar. Gidelim. Sizi götürmelerine razı olamayız. Sizi rıhtımdan kaçırabiliriz Rauf Bey. Hayır. Hiçbir yere kaçacak değiliz. Fakat Mustafa Kemal Paşa'nın ileriyi ne kadar iyi gördüğü şimdi daha iyi ortaya çıkıyor. Evet. Paşa bütün bunların olacağını söylemişti. Bu emri kimden aldınız? Çıkar Kuvvetleri Kumandanlığı'ndan. Siz ne yaptığınızın farkında mısınız? Farkındayım. Öyleyse Meclis-i Mebusan'ı bastığınızı ve bizi silah soruyla götürdüğünüzü belgeleyelim. Şu kağıdı imzalar mısınız? İmzalayayım, ne olacak? Bu evrak sizde kalsın. Ne kadar değerli bir belge olduğunu takdir edersiniz. 18 Mart 1920. Bu olay üzerine İstanbul Meclis-i Mebusan'ı güvenlik içerisinde toplanmak imkanı sağlanıncaya kadar toplanmamaya karar vererek dağılmıştır. Bir süre sonra ise padişah tarafından süresiz olarak feshedilecek ve böylece Osmanlı parlamentosu da tarihe karışacaktı. Millet Meclisi'ni Allah'ın izniyle Nisan ayının son haftasında Ankara'da toplamak kararındayız. 19 Mart 1920 Ankara. Mustafa Kemal, dakika geciktirilemez diye bütün vilayetlere yazdığı bir tamimle meclisin Ankara'da toplanacağını, bunun için süratle yeni seçimlerin yapılmasını bildirmekte, ayrıca İstanbul'da kapatılan Meclis-i Mebusan üyelerinin de Ankara'ya gelmelerini istemektedir. Ankara kartallaşmıştır. Mustafa Kemal işi çığırından çıkarmış. Meclisi Ankara'da toplayacakmış. Bunun gerçekleşmesi ne demektir biliyor musunuz? Kesin emir aldık. Kuvayi Milliye yardım edenler ölüm cezasına çarptırılacaktır. Halide Edip denilen o kadın da mutlaka bulunacak. Her türlü önlemi alacaksınız. Bütün yollar tutulacak. Anadolu'ya hiç kimse kaçırılmayacak. Bütün mebusları İstanbul'dan Anadolu'ya geçirmezsem bana da yeni Bahçeli Şükrü demesinler. Bana da Yüzbaşı Remzi. Bana da Dayı Mesut demesinler. Bütün arkadaşlar aynı hislerle dolu. Ne yaparlarsa yapsınlar milletin gücünü yenemezler. Meclis Ankara'da toplanacaktır.
Remzi Bey, sizin Üsküdar Jandarma Kumandanı olmanız işi kolaylaştırıyor. Aman dikkatli olun. Dikkatli olmak kolay da sabırlı olmak zor. Dün ilanları yırtan bir çocuğu gözümün önünde kurşunladılar. Kendimi zor tuttum. Ama öcümü alacağım. Şu hale bakın. Bir karış çocuğun cebinden bile Mustafa Kemal ile Halide Edip'in resmi çıkıyor. Bu Fatih ve Sultanahmet bitiklerinde İstanbul'u ayağa kaldıran Halide Edip denilen kadının tutuklanmasını size emretmemiş miydim? Evini aradık bulamadık. Birkaç gün önce Burgaz'daki evini sattığı da öğrenildi. Çocuklarını da yatılı okula vermiş. O da kocası Doktor Adnan da Anadolu'ya kaçacak. Aramaya devam edin. Kendisinden öğrenecek çok şey var. Gidebilirsiniz. Halide Edip'se bir gün önce eşi Doktor Adnan Bey ile birlikte yakını Nigar Hanım'ın evine saklanmıştı. İyi ki evi terk etmişsiniz. Siz gittikten sonra İngilizler geldi. Aramadık yer bırakmadılar. Bir an önce İstanbul'dan ayrılmalısınız. Bir an önce gitmelisiniz buradan. Duydun mu Adnan? Haklı mıymış? Evet Halide. Evet. Benim. Tanıdım tabii. Evet. Evet. Peki. Burayı tekrar aramayın lütfen. Ne olmuş? Ne var Nigar? Hilal Ahmet'i de basmışlar. Doktor Adnan Bey'i aramışlar. Bütün evrakınızı götürmüşler. Hemen ayrılmalıyız. Hadi Adnan. Nereye gideceksiniz Halide? Önce Çamlıca'ya. Şeyh Ata Efendi'nin tekkesine. Oradan da Anadolu'ya. Ankara'ya. Yalnız kıyafet değiştirmek lazım. Evet, haklısın. Gel Nigar. Yolunuz açık olsun. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Halide Edip Hanım'la Doktor Adnan Bey kılık değiştirerek Nigar Hanım'ın evinden ayrıldılar. Sonra vapurla Üsküdar'a geçtiler. Bir an önce Sultan Tepesi'ndeki Şeyh Ata Efendi'nin tekkesine ulaşmak istiyorlardı. Bugün hala ayakta duran ve Türk İstiklal Savaşı'nda önemli yeri olan Şeyh Ata Efendi'nin tekkesi. Kim o? Doktor Adnan. Doktor Adnan Bey, şükür geldiniz. Buyurun. Buyurun. Nasılsınız Hemşire Hanım? Sağ ol kahraman, görüyorsun. Allah afiyet versin. Odada Ankara'ya gidecek 4 mebus daha vardı. Sizi salıdan beri bekliyoruz. Dün adeta yakalanmış olduğunuza hükmettik. Ucundan kurtulduk. Allah'a şükürler olsun. Yakalanmak, sürülmek, ölmek önemli değil. Bir an önce Ankara'ya ulaşmak önemli. Ondan sonrası önemli.
Seni tekrar tebrik ederim kızım. Sultanahmet mitinginde konuştuğun gibi konuşuyorsun. O gün beni hüngür hüngür ağlattın. Evet, hepimizi, bütün İstanbul'u. Ben duyduğum acıyı, içimden geçeni söyledim efendim. Diğer arkadaşlardan ne haber? Mebusu, vatanseveri ve kumandanıyla birkaç kafileyi yola çıkarttık. Celalettin Arif Bey de, Mehmet Akif Bey de aralarında. Rıza Bey ve arkadaşlarını da belki bu gece uğurlarız. İstanbul'da daha çok arkadaş var. Kimi ailesini bırakacak yer arıyor, bazıları para tedarik etmeye çalışıyorlar. Mesela Cami Bey. Cami Bey'in para sıkıntısı mı var? Sonra odalarına çekildiler. Halide Edip kararını vermiş ve Adnan Bey'i ikna etmiştir. Ertesi sabah İstanbul'a geri dönecek, ne yapıp yapıp Cami Bey'i bulacak, onun ve bazı mebusların gelmesini sağlayacaktı. Pekala, haklısın. Yarın sen İstanbul'a in, Cami Bey'i bul. Gelmesini sağla. Biz seni burada bekler, bir taraftan da yol hazırlıklarını yaparız. Evet, doğrusu bu. Sen gitsen tanınabilirsin Adnan. Beni çarşaf peçe altında kim tanıyacak? Şeyh Ata 4 mebusu gece yarısı Anadolu'ya yolcu ediyordu. Keskinli Rıza Bey ve arkadaşları gidiyorlar. Allah yardımcıları olsun. Burada işim bittikten sonra ben de orada aranızda olacağım. Selametle gidin. Sağ olun efendim, sağ olun. O gerçek din adamı Ankara'ya bir kafileyi daha yola çıkarmıştı. Sonra mescide geçti ve dua etmeye başladı. Halide Edipse sabaha kadar uyumamıştı. Korkmuyordu. Bütün bir milletin onun gibi düşündüğünü biliyordu. Bunu Fatih mitinginde görmüştü. Sultanahmet mitingini yaşar gibiydi. Gecenin en karanlık ve ebedi göründüğü zaman, gün ışığının en yakın olduğu andır. Ertesi sabah Halide Edip, gece kararlaştırdıkları gibi Cami Bey'i bulmak için tekkeden ayrıldı. Dikkatli ol. Sonra her türlü tehlikeyi göze alarak İstanbul'a geçecek, Cami Bey'i bulacak, tekkiye gitmesini temin edecekti. Kendisi o geceyi İstanbul'da geçirdi. Sabahleyin tekrar Üsküdar tarafına geçti. Şeyh Ata'nın tekkesine giden yokuşu çıkmaya başladı. Aman Halide Hanım, dün gece tekkeyi bastılar. Tekkeyi mi bastılar? Çok şükür kimseyi yakalayamadılar. Herkes kaçtı. Peki Adnan? Adnan Bey ile Cami Bey Büyükçamca'da sizi bekliyorlar. Vakit kaybetmeyelim. Hemen gidelim. Araba da şurada ağaçların arasında hazır. Yanınızda bir de jandarma olacak. Bu taraftan gidelim. Dikkatli olun, ileride İngilizler var. Büyük Çamlıca'ya doğru gidiyorlar.
Geçmiş olsun. Meraktan çatlattın. Üsküdar Jandarma Kumandanı Yüzbaşı Remzi Bey. Milli Teşkilat'ın Üsküdar'daki Çelik Yüreklik Kalesi. Kendisine hepimiz çok şey borçluyuz. Estağfurullah doktor. Hepimiz vatan için vazifemizi yapıyoruz. Bak sen 6 seneye mahkumsun. Dediğim gibi hanımefendiyi Samandıra'ya götürüp teslim edeceksin. Buraya döndüğünde seni serbest bırakacağım. Sana emanettir. Dikkatli olun. Başüstüne kumandanım. Peki siz ne yapacaksınız? Hepsi planlandı. Dikkat çekmemek için biz ormandan gideceğiz. Samandıra köyünde buluşacağız. Eğer 11'e kadar Samandıra'da bizi bulamazsanız yolunuza devam edersiniz. Senin ateşin var Ali. Bırak şimdi sen beni. Vakit kaybetmeyelim. Allah'a emanet olun. Doktor Adnan ve cami beylerse ormanın içerisinde Samandıra'ya doğru yürümeye başladılar. Eğer sağ kurtulursam. Hiçbir şey yokmuş gibi devam et. Bir şey sorarlarsa Samandıra'da Cemal Bey'in evine götürüyorum dersin. Derisini bana ver. Durun! Jandarma kumandanının hanımı Samandıra'da Cemal Bey'in evine götürüyor. Devam edin. Bir daha tövbeler tövbesi. Sen Halide Edip Hanım değil misin? Öyleysem ne olacak? Kuvayi milliyecilere yardım edenlere ölüm cezası var. Ölümden ötesi var mı? Ben oradan öteye gitmem. Gene başladı. Bana baksana sen. Samandıra'ya kadar söz verdin. Oraya gelmeden bir daha ağzını açma sakın. Sonra onlar Dudullu köyünün arkasından geçerek Samandıra yolunu tuttular. Akşam Samandıra'ya gelmişlerdi. Onları karakol kumandanı Şemsi Çavuş karşılamıştı. Ben Şemsi Çavuş. Samandıra'ya hoş geldiniz Halide. Hoş bulduk Şemsi Çavuş. Buyurun.
Alo. Alo. Alemdar, Alemdar. Burası Samandıra. Ben Şemsi Çavuş. Halide Hanım sağ salim geldi. Adnan Bey'le Cami Bey yürüyorlarmış. Bekliyoruz. Sadece dördümüzün tüfeği var. Yirmiler yakınlarda. Bir şey olursa telefon ederim. Bu yirmiler de neyin nesi? Bakkal köyün İngilizlerin emrinde olan çetesi. Satılmış eşkıya. Adnan da nerede kaldı? Merak etmeyin, neredeyse gelirler. Karşılamaya adam çıkarttım. Bir aspirin daha alacağım. Bana biraz su verebilir misiniz? Hemen efendim. Adnan Bey ile Cami Bey geldiler. Şükür geldiniz. Hastaydı ve o geceyi ateşler içerisinde geçirdi. Sabaha karşı biraz kendine gelir gibi olmuştu. Sabahleyin zorlukla bulabildikleri bir arabayla erkenden yola çıktılar. Şimdi nasılsın? İyiyim. Akşama tepe bir ana varırız. Uzun ve meşakkatli bir yolculuktan sonra tepe virana geldiler. Ve bir ağanın evinde misafir edildiler. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Yeni Bahçeli Şükrü Bey. Size dayı Mesut'u tanıtayım. İsmini çok duymuşsunuzdur. Bizim teşkilatın bel kemiğidir. Çoluk çocuk sahibidir. Sütlü kahve gibi bir yavrusu var. Şimdi bir şeyler yiyelim. Sonra hemen yatın. Sabah erkenden yola çıkacaksınız. Ne o hemşire hanım? Siz hasta mısınız? Üşüttüm galiba. Geçer. Ertesi sabah yolculuk hazırlıklarına geçtiler. Halide Edip için bir at bulunabilmişti. Onun da eğeri yoktu. Gece Küçük Arslan çetesi de gelmişti. Evelallah biz varken bir şey olmaz ama lütfen. Sağ ol. İngilizler 9 kilometre şimalde Adnan Bey. Yirmiler çetesi de yakında. Biz o yöne gideceğiz ve gerekirse onları oyalayacağız. Silah sesi duyarsanız merak etmeyin. Size Bekir kılavuzluk edecek. Aslan Kaptan da arkadaşlarıyla sizi koruyacak. Yolunuz açık olsun. Kalın sağlıcakla. Onlar her türlü imkansızlık içinde çetin ve tehlikelerle dolu bir yolu tepe tepe aşacaklardı. Bu millet yenilmez Şükrü Bey. Şüphem mi vardı? Yeni Bahçeli Şükrü Bey ve dayı Mesut'sa güvenliği sağladıktan sonra yeni kafileleri yola çıkarmak için İstanbul'a döneceklerdi. Kuzey yanlarından güvenliklerini sağlıyorlardı. Az sonra yirmiler çetesini gördüler. Durun! Yürüyelim. Bu taraftan. Ağaçların arasından gidelim. İleriden ateş edenler Yeni Bahçeli Şükrü ile dayı Mesut'tu. Bu şekilde yirmiler çetesini peşlerine takacak, Adnan Bey ve kafilesinden uzaklaştıracaklardı. Sonra da onlarla çarpışacaklar. Ne oldu? Çarpışma olmuş. Yirmiler çetesinden 15 kişi vurulmuş. Ne diyorsun sen?
olan çeteciler, Ankara'ya gitmesi önlenemeyen vatanseverler, mebuslar, ormanların içerisinde birçok yol, 7'den 70'e inanmış bir millet, bu işin içinden zor çıkılır. Aramaya devam edin. 20 Mart 1920 Cuma, İstanbul. Gizli teşkilattan Kaymakam Reşat Bey, Süleymaniye'de Miralay İsmet Bey'in kapısını çalmaktadır. Hoş geldiniz Reşat Bey. Buyurun oturun. Çekinmeyin, yakınımızdır. Mustafa Kemal Paşa'dan telgraf geldi. Çağırıyor mu? Evet efendim. Ben hazırım. Saffet'e de haber verilsin. 20 dakikaya kadar çıkalım. Beni biraz bekler misiniz? Mevlüt Hanım. Sonra Miralay İsmet Bey Ankara'ya gitmek üzere evinden ayrılmıştı. Albay Saffet Bey'le de Maltepe'de buluşacaklar. Onları Maltepe'de teşkilattan Yeni Bahçeli Şükrü karşıladı. Aynı gün öğleden sonra Maltepe Endah Dokulu Müdürü Binbaşı Şükrü Bey'in evindeydiler. Tehlikelerin olacağı tabii. Birçok arkadaşın yola çıktığına sevindim. Peki biz ne vasıtayla yola çıkacağız? Beyefendi, ne menzil var ne vasıta. O vakit iki nefer elbisesi bu. Aynı şeyi düşünmüşüz efendim. Resmi vesika da hazırladık. Şöyle ki efendim. Yukarıda kimlikleri yazılı iki nefer, 3 ağaç ormanlarında ağaç kesmeye memurdurlar. İyi etmişsiniz. Terfi etmişiz desenize. Estağfurullah. Estağfurullah demeyin. Mehmetçik'le bir Miralay arasında sadece rütbe farkı vardır. Yürek farkı değil. Emrederseniz bir de izinlidirler diye hazırlayayım. İyi olur. Ertesi sabah erkenden Miralay İsmet, o gece gelen Miralay Saffet ve Yüzbaşı İhsan Beyler Yakacık üzerinden yola çıktılar. Üçü de nefer elbisesi giymişti. Anadolu bir ünlü kumandan ve iki yürekli zabitine daha kavuşacaktı. Asker oldum piyade, bugün aşkım ziyade, evlilerin sevda. Sonra İsmet Bey grubuna Kuşçalı'da Celalettin Arif Bey, İsmail Fazıl Paşa, Keskinli Rıza Bey, Reşit Bey ve Nuri Bey de katıldılar. Ankara'ya kadar beraber gittiler. ...20 Mart 1920 akşamı. Yunus Nadi Bey, Üsküdar Jandarma Kumandanı Remzi Bey'in evinin kapısını çalıyordu. Kumandan Bey evde mi kızım? Evet efendim. Kendisine Yunus Nadi Bey'in onu görmek istediğini söyler Peki misin? Peki efendim. Kimmiş çocuğum? Yunus Nadi Bey sizi görmek istiyor efendim. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk Remzi Bey. Buyurun, hoş bulduk. Yukarı çıkalım. Günlerdir sizi bekliyorduk, bayağı merak ettik. Sağ olun Remzi Bey. Şeref verdiniz efendim. Teşekkür ederim Remzi Bey. Merak içinde kaldık. Dün de Süreyya Bey'i Anadolu'ya yolcu ettik. Birlikte hareket edecektik. Demek gittiler. İngilizler gazeteyi basmışlar beyefendi. Evet. Her yerde sizi arıyorlar. Yakalarlarsa... Yakalarlarsa bana ne yapacakları önemli değil Remzi Bey. Ankara önemli. Bizlerin bir an önce Ankara'ya ulaşması önemli. Tabii efendim, tabii. O da bizim vazifemiz. Matbaadan bir de küçük pedal makine kaçırttım. Neredeyse getireceklerdir. Onu nasıl götüreceğiz?
Sarar sarmalar arabanın arkasına atarız beyefendi. Olmazsa kendim İnebolu'ya sevk ederim. Sonra onlar Yunus Nadi'nin nasıl kaçacağını, Ankara'ya giderken hangi yolu izleyeceğini planladılar. Ertesi sabah İzmit Nebusu Sırrı Bey'le beraber gideceklerdi. ...21 Mart sabahı araba hazırdı. Yunus Nadi Bey'le İzmit Nebusu Sırrı Bey, Remzi Bey'le vedalaştılar. Ve araba hareket etti. Bu kaçıncı yolcu edişiydi. Öğleden sonra başkalarını da yolcu edecekti. Sonunda kendisi de Anadolu'ya geçecekti. Dudullu Samandıra üzerinden Tepeviran köyüne gideceklerdir. Yolların tehlikelerle dolu olduğunu biliyorlardı. Onlar ölümü hiçe sayarak bütün Anadolu'dan Ankara'ya doğru yollara düşen milletvekillerinden sadece iki tanesiydiler. Evvel Allah, iki saat sonra Dudullu'dayız. İnşallah Abdurrahman Bey. İleride İngiliz devriyeleri vardı. Bir silah sesi bu tehlikeyi de ucuz atlatmalarına neden oldu. Akşamın beşine doğru Tepeviran köyünü de geride bırakmışlar. Ertesi gün yatsı vakti Kuşçalı'da olacaklar. Kuşçalı, Kuvayi Milliyecilerin gizli telgraf merkeziydi. Daha önce gelmiş olan Hüseyin Avni, Necati, Necip ve Zihni Bey de oradaydılar. Oo, Yunus Nadi Bey, hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Geldiniz efendim. Hoş bulduk. Sağ olun. Hoş bulduk. Sağ olun. Hoş bulduk. Çok sağ olun. Şeref vermişsiniz beyim. Sağ olun. Burada bir telgraf merkezi mi var? Evet, gizli gezici merkez beyefendi. Peki, Ankara ile muhabere yapabiliyor musunuz? Tellerde kopukluklar var ama bize vız gelir. Ara merkezler sağ olsun. Mustafa Kemal Paşa'yı bulabilir miyiz? Ne demek beyim, tabii. Yaz öyleyse. Ankara'da Mustafa Kemal Paşa Hazretleri. Ben Yunus Nadi. Ara merkezler seferber olmuş, sabaha kadar çalışarak bağlantıyı sağlamıştır. Mustafa Kemal'in cevabı Kuşçalı Gezici Gizli Telgraf Merkezi'ne ulaşmıştır. Mustafa Kemal Paşa'nın cevabı beyefendi. Kuşçalı'da Yunus Nadi beyefendi. İstanbul berzahından başarıyla kurtuluşunuza çok sevindim. Hasretle gözlerinizden öper, hepinize güvenli yolculuklar dilerim. Mustafa Kemal Paşa. Sabahleyin yolculuk gene başladı. Ankara yolcuları gündüz gece demeden yollarına devam ederken yurtta da seçimler yapılmaktaydı. Halide Edip grubu Sakarya'yı geçmiş, önce Hendek istikametine gitmişlerdi. Ancak Mustafa Kemal'den aldıkları bir telgrafla yollarını değiştirdiler. Ali Fuat Paşa Geyve Boğazı'nı almıştı ve onlar bir an önce boğaza yetişmek çabasındaydılar. Durun!
Bir an için gözleri karşı tepelerdeki çalılara çakıldı kaldı. Milli kuvvetlerimiz karşıdaki yamaçlardaydılar. Halide Edip ağlamak istiyor ağlayamıyor, haykırmak istiyor haykıramıyordu. Bütün gücünü topladı ve hıçkıra hıçkıra... Bizimkiler, Adnan bizimkiler, Allah'ım bizimkiler. Karşı yamaçlarda yalnız milli kuvvetleri değil, onları Ankara'da bekleyen Mustafa Kemal'i de görür gibiydi. Bu yol, İstiklal Savaşı'na katkısı olanların ve milli irade yolcularının yoluydu.